Kafa Dengi Şov'a da hoş geldiniz. Tabii. Kanal içinde kendi şovumuzu yapma kararı aldığımı söyleyelim. Aynen. Kafa Dengi Şov. Bunun ismini de epey düşündük ha. Aynen, biz isim konusunda zaten bayağı bir cebelleştik yani. Ama ondan önce MNB'nin açılımını yapalım. MNB neden YV TV değil de herkes YV derken neden? Evet, TV değil, YV yani bu arada. MNB kanalın 3 kurucusu var. Onların baş harfi Mert, Berna, Mete. Mater söyleyeyim. Mete, Mert, Berna. Aynen, Mete, Mert, Mert, Berna. Zaten ben Mert, Berna. Onlar tanıştık. Biz tanışacağız biraz sonra. YV'nin açılımı işte, biz televizyon programı yapmıyoruz, hı-hı, YouTube programı yapıyoruz. O yüzden YouVision diye koyduk. Aynen. Hem YouTube'un YouSu televizyon, hı-hı, şeyi gibi, hem de biraz sizin vizyonunuz YouV demek ki. Evet. Vizyon, bakış açısı, sizin bakış açınız. Sizin bakış açınız olarak düşündük. Yani hem diğer kanallardan farklı olsun diye, ayrıca burası dediğimiz gibi televizyon değil yani, bu yüzden. YouTube burası, YouTube olduğu için YouVision. Kanalın ismini bulma, ya YouTube'a geç girdik. Hı hı. Geç girmemizin başlıca sebeplerinden birisi de kanalın ismini bulma sorunu. Evet. Çünkü biz kararsız iki insanız. Bir senedir düşünüyoruz zaten ismini, bu yüzden hani bir türlü giriş yapamadık. İkimiz de aşırı kararsız insanız. Bir şey buluyoruz, sonra bahaneler geliyor üst üste. Hani yok olmadı, olmadı ya da kanal isimleri alınmış oluyor hep. Biz de hani bize orijinal bir şey olsun diye düşündük. Bu yüzden hani MNB YV ismi daha çok mantıklı geldi. Çok güzel. Hatta bunu nerede bulduk biz? Sarısu'da bulduk. Kafa kafaya verdik. Evet, Antalya'dan. Kesinlikle dedik bu sefer bir kanal ismi bulacağız. Kesinlikle aynen. YouTube'a gireceğiz. Ama nasıl bulacağız? Gittik, hı-hı, Kafa Dengi dinlemek için şeye çıktık. Sarısu'ya. Evet. Bayağı da sakindi. Yaz evet, olmasına rağmen. Orada düşünerek bulduk. MNB YV, MNB baş harfleri olsun. Çok, hı-hı, demek ki üzerine fazla düşünmesek de çıkabiliriz. Çok kastım. Bir anda geldi yani aslında. Hani biz birçok isim düşündük dediğim gibi. Ama bir anda MNB YV olsun deyince hani artık çok da üzerine düşünmeyelim. MNB YV yeterince şeydi. Aynen. Biz orijinal yani. Biz zaten kanal içinde kendimize ait şov yapacağız. Diğer ortağımız Mete kendine ait şovları var. Evet. İşte video filan paylaşıyor. Biz Kafa Dengi Şovu yapacağız. Kafa Dengi Şov'da, hı-hı, iki kişinin kafası birbirine denk, iki kişinin yaptığı şov diye düşündük. Biraz sohbet, muhabbet kanalının içeriğinden bahsedelim, hı-hı, istersen biraz. Aynen. Kendi aramızda sohbet, muhabbet, ilerleyen vakitlerde YouTuber'ları kanalımıza, hı-hı, davet ederek ekstra sohbet, muhabbet, evet, onların, evet, üzerinden. Biraz şey, röportaj tarzı, belki sokak yani alana çıkabiliriz. O şekilde bir şey yapmayı düşünüyoruz. Bunun dışında sohbet yani mesela ileriki süreçlerde farklı yerlerde, biz şu an ofisteyiz, o zamanlarda farklı yerlerde farklı çekimler gerçekleştireceğiz. Hani, sadece şu dört duvara bağlı kalmadan dedik ki şey yapalım mesela, hı-hı, Aspendos olur, PRG, sonra sahil kenarları, aynen, tarihi yerler, Antalya, Antalya'dayız, Antalya, ekseriyetle zaten videolarımız Antalya çevresinde çekilecek. Ekseriyetle kullandım diye biliyorum, değil mi? Hayır, başka bir şey değil. Ama şey, güzel gidiyordum aslında. Sen git git devam et. Tamam, dur. O zaman şuradan devam ediyorum. Hemen bir YV olarak biz şey yapmayacağız. Antalya'ya şu dört duvara bağlı kalmayacağız. Biz Antalya'nın çoğu yerinde yapacağız. Hem Antalya'yı tanıtmış olacağız, hem tarihi güzellikleri olan, tarihi turistik mekanları gerçekten gezilip görülmesi gereken doğa harikaları olan Kaş'a gideceğiz yani, buraları düşünüyoruz. Kaş, Aspendos, sonra hani, Mayra Antik Kenti var, oraya gideriz. Termasos hani, birçok yer var zaten Antalya, hani medeniyetler şehri olarak geçtiği için birçok yere gitmeyi düşünüyoruz. Hani sadece dediğimiz gibi bu dört duvara bağlı kalmayacağız yani. Hem biraz bilgi içerikli videolarımız olacak, hem eğlence içerikli videolarımız olacak. Hem sohbetimiz olacak, hem eğlencemiz olacak. Biz kendimiz eğleneceğiz. Umuyoruz, hı-hı, ki sizi de eğlendirebiliriz. Aynen. Zaten bizim amacımız eğlenmek ve eğlendirmek. Aynen. Buradaki birilerine bilgi yüklemek, hı-hı, gibi derdimiz yok. Sadece eğleniyorken birkaç şey, tarihi, turistik bilgiler. Evet, evet. Kimin sıkıntı olacağını düşünmüyoruz. Şu anda kanalın gidişatı bu yönde olacak. Mesela örnek veriyorum, haftaya bir YouTuber çıkartırız belki, bir, hı-hı, şey çıkartırız. Ondan sonraki hafta gideriz sahil kenarında veyahut Aspendos'ta veyahut Perge'de bir bölüm çekeriz. Tarihi turistik bir bölüm ama ekseriyetle dediğim gibi oturup sohbet etme, sohbet havasında geçecek.
Mert Berna kim? Biz Mert Berna'yla üniversite 3. sınıftan beri YouTube kanalı açmayı planlıyoruz. Evet. Buradan da anlayacağınız gibi aynı sınıfta okuduk. İkimiz de felsefe mezunuyuz Akdeniz Üniversitesi'nde. Sen onur belgesi aldın, bana vermedi. Bu kadar onurlu değilim. Tanıtım videosu olarak düşündük biz bunu. Sonra dedik ki tanıtım videosu olarak başlayalım. Sonra bazı şeylere değinelim. Mesela ikinci bölümünü yapalım, üçüncü bölümünü yapalım bugün öyle. Belki bütün hepsini de yaparız bunu. Son bölümü hep gündeme ayıralım diye düşünüyorum ben. O haftaki gündemle ilgili şeyler konuşalım. Başta mesela ikinci bölümde de kendi çapımızda biraz gene kendimizi tanıtalım. Bizim eğitim hocamızı falan. İlk önce zaten biz bilinmiyor. Parasız biz. Yani ayrıca ikimiz de parasız bir yerlerden. Şimdi ben çok kolay çekiyoruz bu yüzden. Kararsızlığımızın boyutunu size anlatayım. Mesela geçen bir yemek yemeye karar verdim. Mesela örnek veriyorum, ben öyle bir dedik ki hadi bir kahvaltı yapalım, kahvaltı yiyelim. Evet. Biz kahvaltıyı nerede yiyeceğiz, ne yiyeceğiz diye diye ikindi vakti yaptığımız oluyor yani. Aynen, oluyor gerçekten. Bildiğiniz. Aç, ikindiye kadar aç durup kahvaltı planı kuruyoruz aynen gene. Mesela geçen Mert'le görüştük işte, yine Konyaaltı sahibinde görüşmüştük. İkimizin de karnı aç, ne yiyelim ne yiyelim diye düşünürken hadi McDonald's'a gidelim dedik. Sea Life'ın oradan McDonald's'a yürürken 30 dakika geçti aradan. Vazgeçtik, Burger'a gidelim dedik. Bir yürüdük, bir de yürüdük. Aynen, yürüdük fazlasını Burger'a. Yürüdük hatta. Antalya'yı bilenler bilirdi. Konyaaltı'ndaki şey, McDonald's'la Burger arasındaki fark gayet değil. McDonald's'ın, ama hiç gitmişiz biz Burger'a. McDonald's'ın dibine gelip, bakın McDonald's'ın dibine gelip vazgeçip Burger'a gittik. Evet. Bu da ayrı bir şeydi. Olsun ama yine ama, yani işimize geldi o iş bizim. Ya Burger'daki kasa elemanlarının dalgınlığı insanın karnını çok fazla dövüyor. Aynen, kesinlikle. Bu da işin şeyi, söylemeyelim ama bir daha şansımız açmasın. Evet. Neticede 20 lira verip 40 liralık, 50 liralık yemek yemek her baba yiyin harcı değil. Aynen. Sıcak suya yüklememin nedeniz? Hava sıcak. Klimayı da açtırmıyorum, çarpıyor beni. Böyle birazdan pişmeye başlayacağız. Aynen, büyük ihtimalle. Yani işte şey, biz şeyiz ya, herkesin aslında sevdiği ama aynı zamanda nefret ettiği iki tip yani. İki arkadaşız. Aynen, iki arkadaş. Herkesin edinmek istediği uyumlu bir arkadaş, her birine hediye. Ancak kendi fikirleri kolay kolay ortaya çıkmayan iki arkadaş olduğumuz için aynı zamanda da herkes tarafından nefret edilen bir kişi. Aynen. Ama iyi, gene de arkadaşlarımız var. Evet. Bir de sağlam arkadaşlarımız var. Yoksa biz büyük yaşayamayız, yemek yemeyiz. Karar veremediğimiz için. Öyle. İkinci bölüme geçeceğiz birazdan. Yani bu ikinci bölümdü daha doğrusu. Gündeme geçeceğiz birazdan, gündem diye. Ya ilk video biraz tanışma babında olsun istedik. Bir... Kendi çapımızda eğlenmek için yaptığımız bir şey zaten. Yani... Sokak röportajları yapacağız. Sokak röportajlarına canlı bağlanacağız. Cansız bağlanacağız daha doğrusu. Bu şeyi fark edeceksiniz onu. Aynen. Onun şimdi anlatmamıza zaten çok fazla gerek yok. İleriki süreçlerde göreceksiniz. Büyük bir ihtimal ikinci veyahut üçüncü videoda bunu göreceksiniz. Ama güzel bir şeyle başlayalım istedik. Güzel olsun istedik. Biz mutlu olduk. Eğlendik. Çıkıyorken de eğleniyoruz. Evet, siz de eğlenin diye yapıyoruz. Şu anda çok eğleniyorum yalnız. Tipine bak. Şu anda çok eğleniyorum. Aynen ha. Silah zoruyla böyle eğleneceksin öyle. Vallahi şu anda çok eğleniyorum. Sonradan fark ettim. Şu anda çok eğleniyoruz. Evet arkadaşlar. Gerçekten hani biz eğlenmek amacıyla zaten bu işe başvurduk. Aynı şekilde sizin de eğlenmenizi istiyoruz. Biz çekimler sırasında da eğleniyoruz hani. Ki burada bazı kesitler koyarız zaten ne kadar eğlendiğimizi göstermek için. Şey zaten videonun ilk videoda nasıl bir video işi, videoların nasıl olacağını anlayacaksınız. Mesela hani giriş yapacağız, eğlenceli sohbetler yapacağız, gündeme dair konuşacağız. Gündeme dair ilk başta normal sohbetler, sonra her zaman gündeme dair bir bölüm. En sonunda da
kamera arkası. Evet. Her bölümün kamera arkasından birkaç kesit, tabii hepsine koysak olmaz da birkaç kesit koyacağız. Sonra da hadi bitti, bir dahaki video, bir dahaki video, bir dahaki video. Şey yapmayı planlıyoruz, bu video hazırlık süreci işte, YouTube'a girme hazırlığı ile ilgili ilk günün o arkasındaki kamera arkasında ayrı bir şeyle de yayınlayabiliriz. Evet, hani, evet. Yeni bir video, video olarak da ikinci video olarak yayınlayabiliriz aynen. Onu. Çünkü çok uğraş verdik hani açıkçası biz çok aşırı ciddiye aldığımız bir iş oldu. Öyle. Ay. Videonun sonunda kravat başımda oynuyorken de görebiliyorsunuz. Ne kadar ciddi. Halay çekmeye falan var. Ne kadar ciddi olduğumuzu anlarsınız. Bu halde görmeyeceksiniz beni. Diğer bölümde çıkartacağım bunu çünkü başlangıçta tanıtımda giydim. Ben bununla fazla direnemem, dayanamam yani. Aynen Antalya zaten sıcak yani. Bu sıcak. Klimayı kapattırdım, Allah. Kravat taktım, gömlek giydim. Benim halimi düşünün. Evet. Zaten fark etmişsinizdir, terlemeye de bastı. Pudrası, keşke şöyle bir şey yapaydık. Bizim makyöz almamız gerek. Makyöz mü? Hayır ya, ne gerek var, ben yaparım. Vay, beleşti seni. Milletin ekmeği. Siz oğlum çocuğum. Çaktırma oğlum. Çaktırma. Gördüğünüz gibi hiç maddi bir kaydımız yok bizim. Aynen hiç yok ya. Hiç maddiyat bizim işimiz değil. Biz tamamen işin eğlencesindeyiz. Eğleniyoruz yani ne yapalım. Tabii. Tabii bak. Ay. Eğleniyoruz. Biz şu an eğleniyoruz. Tabii biz eğleniyoruz. Gündemle devam ediyoruz. Evet. Gündemde neler var? Mesela dün bu çekim tarihimiz kaç? 3 Temmuz. 3 Temmuz'da çekiyoruz evet. Videoyu. Yani 3 Temmuz, 2 Temmuz'un akşamında olan gündem ekseriyetle şey vardı. De, Trump öldü haberleri çıktı Twitter bir ara evet. Falan. Evet. Trump öldü işte, Trump aynen. Öldü. Yardımcısı Pence uçağını iptal etti, geri döndü falan filan. Fişmekan dediler, garanti ciddi öldü. Ben hatta dedim ki herhalde Trump gerçekten öldü. Ben de öyle düşündüm yani. Bir an düşündüm şimdi kim geçecek? Pence, Mike Pence geçiyor. Onlar da başkan yardımcısı geçiyor ama. Nasıl olacak? Tam da Trump'la arayı düzeltmişiz işte Çin'de. Mert yok. Bardağını niye oraya koydun bu arada? Reklam almadık herhalde. İstemiyorum. İki saattir diğer videoda gösteriyorduk. Şimdi göstermeyince dedim niye orada duruyor bu bardak? Ya sağ elimi kullanıyorum ya. Böyle durunca atıyorum. Ama Trump'ın ölümü beni üzerdi açıkçası. Tam Japonya'da adamla anlaştı. Gitti bizimki ikna etti. Dedi işte S-400 muhabbetinde çıktı. Dedi ki Türkiye'ye haksızlık yapıldı. İşte adil davranılmadı falan filan fişmekan. Dedik bu sefer tamam. Adam F-35'i de verecek. Öldü. Gitti. Ulan dedim bunlar hani hep şey vardır ya bir komple teorileri yapar dişledir. Herkes Türkiye'ye düşman düşmüşlerdi. Ulan dedim gerçekten mi Türk düşmüşler bu kadar bize düşman? Adam bir de iyi geçiniyor. Hadi öldürelim gitsin aynen, o zaman. Aynen. Ama yok ya, yani öyle bir şey olmuşuzdur şu saate kadar. Vardı gündem yani. Zaten Twitter'da aktif olarak kullanıyor. Aynen. Bizden daha çok. Benden daha çok tweet atıyor adam. Şeylere bayıldım ya. Bir tane troll hesabı var galiba. Ya da bilerek mi yaptılar artık bilmiyorum. Onaylanmış hesap yine. Şey falan diyor işte. Türkçe bir şekilde böyle bizim kullandığımız cümleleri falan kullanmışlar. Trump adı tamam mı? İşte ne diyordu ya? Ölmedi. ya ölmedimli bir şeyler var. Şey var ya. Dipweb Türkiye'nin yaptığı ne ölmese kardeşim bayıldım. Aynı onu yapmıştılar. Ona çok güldüm ben ya. Trump yazmış diyor. Ne ölmesi kardeşim bayıldım. O tarz şeyler yazılmış. Çok eğlendim. Şey benim hoşuma gitti. Bir tweet okudum. Adam diyor işte Rusya biliyorsun. Rusya'da olağanüstü toplantısı. Evet. Rusya'nın şey oldu. Nükleer gemisinde yangın çıktı. 14 denizcisi vefat etti. Burada olağanüstü toplantılar yapıyorlar adamlar. Avrupa Birliği'nde ayrı bir olağanüstü toplantı ne olduğu belli değil. Çin'de bir olağanüstü toplantı filan filan. Bizimkilerde hiçbir şey yok. Bizim Türkiye olanlar yani. Adam mevlüt düğün derdin yani. Adam değil mi? Şey değil. Bütün ülke olarak çok rahatız. Twitter'da yazmıştı diyor. Biz de toplanalım da diyor. Bir şey anlamış ki. Boş görünmeyelim diyor. Allah. Ama şey benim korkuttu açıkçası. Twitter'da beni dikkatimi çeken şeylerden birisi de İran'ı vurdu.
Hmm, muhabbeti evet, geçti. Evet, vurdu vuracak, ha vurdu ha vurdu. Nedense uyuyamadım dün. Dedim hani bir ihtimal dahi korkuttu gözümü. Sen belli ki çok rahat uyumuşsun. Ben çok rahat uyudum zaten. Bugün hakkında bir diğer önemli şey ise bundan tam 19 sene önce Türk sinema tarihinin önemli isimlerinden birisi olan Kemal Sunal'ın aramızdan ayrılışı. Kemal Sunal bundan tam 19 sene önce bir uçak yolculuğu sırasında kalp krizi geçirdi. Oğlu Ali Sunal'ın yanında, gözleri önünde kendini hayata veda etti. Bu erken bir ayrılık. Her ölüm erkendir elbette ama Kemal Sunal için, Türk sineması için, Türk kültürü için çok erken bir ayrılıktı elbette. Neticede onun filmleriyle büyüdük. Onun filmlerini izledikçe hala büyüyoruz. Evet, aynı bilim için ayrı bir yeri vardı Kemal Sunal'ın. Tavrı, konuşması, etkilediği insanlar, ulaştığı noktalar, filmlerinin fikirleri, filmlerinde vermek istediği mesajlarla hiç boş bir filmde oynadığını göremezsiniz Kemal Sunal'ın. İlla bir fikri, illa bir amacı vardır filminin. O yüzden çok önemli bir insan. Bugün yine yeni daha Türk sanatçılığı için önemli bir isim olan öykücü, yazar, eleştirmen, kendi çapında oyuncu. Küçük İskender'i de kaybettiğimizi öğrendik. Programı yaparken öğrendik bunu. Yani yıldızlar bir bir kayıp gidiyor. Evet, kesinlikle. Elimize hani ileride belki gelecek nesillere bırakacak hiçbir şey kalmayacak gibi ya, görünüyor şu anda. Şey gibi hani o güzel insanlar, o güzel atlar gittiler diyor ya. Evet. Gerçekten Demir'in Tuncu'na insanın da kalmaya başladık yani. Kolay nasıl bu kadar basit. Çünkü kaliteli iş yapan, kaliteli gerçekten şair diyebileceğimiz, gerçekten sanatçı diyebileceğimiz, hele hele şu dönemdeki televizyon programlarına bakınca sinema ilk de, filmlerine baktığımız zaman da yani sinemaya baktığımız zaman sinema, da aynı şekilde. Televizyon ya evet. İyi ki de şunu diyoruz hani TV yerine YV kullanmamız belki de bunlardı. Hı hı. Hani artık o mecra çok boş bir mecra olmaya başladı. O açıyorsun sabah programları, Hint dizileri falan filan. Hani bizi yansıtmayan, bizden olmayan insanlar var ya orada. Mesela şey var. Hep bir holding sahibi var. Hı-hı. Bütün herkesin holdingi var evet, gibi. Kesinlikle. Memlekette holding olmayan insan kesinlikle. Sayısı. Kesinlikle. Yani zengin fakir ayrımının televizyonlarda çok fazla gösterildiği, zaten diziler özellikle bunların üzerine kurulmuş vaziyette şu anda. Yaz dizileri hele hele alabildiğine, ya bir holding sahibi yanında fakir sanki bir kız cihazın, bir kızın evet. O zengin patrona ihtiyacı var mı havası katılıyor. Evet, her defasında. Kemal Sunal filmlerinde işte bunu göremiyorsun. Evet, Türk sinemasında Yeşilçam'da bunu göremiyorsun. Hı-hı. Bu Yeşilçam emektarlığı denilen şey işte tam Hı-hı. da bu. Ya, televizyon bu şeyini kaybetti. Televizyon artık birilerinin sırf keyfi için Hı-hı. belki, sırf hani belki de bir şeyler diye o komplo teorilerinde olduğu gibi bir şeyler empoze etmek için. Belki de sadece popüler kültürün bir yansıması olarak garip bir tavır aldı. Evet, kesinlikle öyle. Yani artık hani bize dair hiçbir şey yansıtmıyor. Ben görmüyorum açıkçası. Şimdi ya. Dediğim gibi dizilere bakıyorsun, dizilerde şey var sürekli. Zengin olan fakir kız. Ya, tam tersi de sürekli, oluyor. Yani tam tersi de oluyor ama genel olarak baktığımızda zengin olan fakir kız mevzusu dönüyor. Ve nedense ikisi birbirine her defasında aşık oluyorlar. Şey gibi ya bu dizi mevzusu artık Türk televizyonuna baktığımızda diziler hep şey, isimler farklı,
oyuncular farklı. Kesinlikle. Basma kalıp sanki aynen. Tek bir senarist yapıyor. Hani, evet, sonra kesinlikle. Satıyor gibi. Hepsine satıyor gibi. İşte sen de al, sen de al, sen de al. Hani bunları sadece dizi sektörünü eleştirmek için demiyoruz ama televizyon işi gerçekten çok boş olmaya başladı. İnsan Yeşilçam'a bakınca o mesela Kemal Sunal'ın fakir halleri, bekçi halleri hep bizden biri. Başrol oyuncusu ama zengin değil. Zengin adamlar, Hulusi Kentmenler, babacanlığı var ama zenginin kötülüğü var. Şimdi çok garip bir tavır var. Hani kız çocuğu nedense fakir kız çocuğu çok affedersin şerefsiz adamdan zengin çocuğundan hoşlanıyor. Onun peşine koş. Sanki böyle bir tavır varmış evet, gibi. Evet. Bu çok yanlış bir şey oluşmaya başladı. Tabii ki de hani o kadar çok saçma bir yere doğru gidiyor ki aslında şu anda baktığımız zaman ya da şeye baktığımızda sinema sektörüne baktığımızda da aynı şekilde. Orada da hani mesela eski filmlere baktığımızda bir de şimdikileri kıyasladığımızda şu an en çok böyle izlenen filmler aslında hiçbir şekilde bilgi vermeyen filmler. Ya hiçbir ana fikri olmuyor. Evet. Hani biraz, laf olsun torba dolsun diye çıkmış. Bel altından vuran filmler. Bel altı var, şey daha var hani. Tutuluyor. Laf olsun torba dolsun diye muhabbet. Ne çekersem izlenir kafasıyla işte. Hani zaten sinema oyuncu izleyicisi de şey olarak gitmiyor artık sinemaya. Vakit geçirmek için gidiyor. Evet. Eskiden öyle değildi. Çok önemliydi sinema filmleri. Evet. Yılda bilmem kaç tane film çekiyordular. Aynı aktör aynı anda 2-3 filmde oynuyordu. Çok zor şartlarda çok kaliteli ürünler ortaya çıkıyorken şimdi çok yani aşırı bir müsait bir durum var yani. İnsan düşünüyor şartlar inanılmaz elverişli ancak ortaya çıkan ürünler inanılmaz kötü. Kalite desen sıfır. Ya bu durumda insan işte kuruyor. Hani YouTube mecrasının bunu engelleyebileceğin düşüncesi de var bizde. İşte o yüzden Kemal Sunal'lar büyük insanlar, büyük sanatçılar. Unutulmuyor. 19 yıl geçmesine rağmen Kemal Sunal'lar, Zeki Alasya'lar, Metin Akpınar'lar unutulmuyor. Unutulmuyor. Asla unutulmayacak. Türk milletinin başı sağ olsun. Aynen. Biz buradan Kemal Sunal'ı, Küçük İskender'i saygı ve rahmetle anıyoruz. Daha niceleri. Daha niceleri hatta. Daha nicelerini saygı ve rahmetle anıyoruz. Dedim ki Türk milletinin, Türk sinema tarihinin, Türk kültürünün başı sağ olsun. Evet, özellikle Türk kültürünün başı sağ olsun. Bugünlük de bizden bu kadar. Kafa Dengi Show'u izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek dileğiyle. Oldu mu? Bence güzeldi. Düşünsene ne güzel olurdu. Düşmansız yaşamak. Haydi boş ver bunları. Şimdi bunlar tatlı hayal. Eğer bir gün sevgilim son verecekse hayatıma bir ses, isterim durmasın patlasın. Anlam bulacaksa kulaklarımda yalnız. Düşerse kanımın bir damlası yere bilsinler ki, orada kırmızı yedi veren gülleri açacak. Ve bülbüller ağıt yakacak ölüme. Korksunlar, korksunlar artık. Korksunlar alev çemberindeki akrep gibi. Çünkü ölümleri gül dikenlerinden olacak.